Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabartma tozlu kıyır kıyır harika bir poğaça tarifim olacak sizlere. Tarife geçelim. 125 gram tere, yumuşamış olan tereyağımı karıştırma kabıma aldım. 2 tane yumurtayı kırdım, bir tanesinin sarısını ayırdım. Kabıma aldım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben unutarak sıvı yağ koydum. İnanılmaz güzel kıyır kıyır bir lezzet veriyor zeytinyağı. 2,5-3 yemek kaşığına yakın yoğurt ekliyorum. Burada tuz ve şekerimiz var. Hemen oranlarını söylüyorum. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker var. Ve 1 yemek kaşığı da sirkemiz var. Dediğim gibi kıyır kıyır çok güzel bir poğaça oluyor arkadaşlar bu. Şimdi bunları elimle karıştırıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz ve ne kadar yaptığımı ben söyleyeceğim. Şimdi ne kadar unu ilave ettiğimi söyleyeceğim. Bunun üzerine 1 tatlı kaşığı yani 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Yoğuruyorum. Ben bu kaba 3 su bardağı un almıştım eleyerek. Şimdi bu 3 su bardağı unun hepsini kullandığımı göreceksiniz. Ve 1 su bardağı kadar daha ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı kadar un kullanmış oluyorum. Bu da son su bardağı. Unu çok fazla kullanırsanız poğaçalarınız sert olur arkadaşlar. Ama kıvamında ve yeteri kadar kullanırsanız poğaçalarınız kıyır kıyır ve çok güzel olur. Bakın bu kıvam size unu az gelmiş gibi gözükebilir. Fakat öyle değil. Pişince gerçekten çok güzel bir lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ben klasik yuvarlak poğaça yaptım. İçine peynirli iç koyup kapattım. Kapanan kısım alta gelecek şekilde tepsime dizip o şekilde sıraladım. Peynir olarak bu sefer süzme peynir kullandım. Ve gerçekten çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Eğer denemediyseniz poğaçalarınıza bir de süzme peynir kullanın. Bu şekilde cevizden biraz büyük parçalar alarak elimde açıyorum. Yuvarlayıp, içine peynir koyup yuvarlayıp kapatıyorum. Ben bunları yaparken fırınımı 180 derecede ısıtmaya başlamıştım. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Poğaçalardan tam bir tepsi dolusu bu şekilde poğaça çıkıyor. Bir tane yumurtanın sarısını bu şekilde poğaçalarımın üzerine sürüyorum. İsterseniz üzerine çörek otu, susam serpebilirsiniz. Ben mor haşhaş serptim. Ve bu poğaçaya gerçekten çok yakıştırıyorum. Hani ne zaman bu poğaçadan yapsam hep üzerine mor haşhaş serpiyorum ben. Çay sofralarınız için çok güzel bir çeşit. Fırına gönderiyorum. Evet, fırında yaklaşık 20-25 dakika sonrasında kontrollü bir şekilde tam kızardığından emin olunca çıkarabilirsiniz. Biz çok sevdik. İnşallah sizler de seversiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.